Merhaba değerli arkadaşlar. Doğal alanlarda topladığımız 3 farklı yabani nane türü. Bunlar doğamızda çokça bulunuyor. Bugün bu videomuzda değerli arkadaşlar bu nane türlerini sizlere tanıtacağız. Hepsi benzer özellik göstermesine rağmen farklı yapıdalar ve şifalı özellikleri de farklı oluyor. Ama hepsi de çok şifalı. Doğada kendiliğinden yabani olarak yetişen bu bitkileri mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Birazdan bitkilerin doğadaki halini gösterip tanıttıktan sonra şifalı özelliklerini, faydalarını ve kullanımını da kısaca bilgi olarak aktaracağız. Ve böylece doğada kendiliğinden yetişen bu yabani nane türlerini sizin de kullanmanızı öneriyoruz ve bu şekilde de fayda sağlamanızı inşallah ümit ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bitkilerimizden hemen yakından bakalım. Birer deme toplamıştık bugün ve üçü de birbirine benzemekle birlikte farklı özellik gösteriyor. Hemen şu birincisi arkadaşlar, yarpuz otu olarak bilinen ve doğal alanlarda çokça bulunan, yazın sonuna doğru da şöyle kümeler şeklinde çiçek açan bir yapıda. Özellikle 10 ile 40 santimetre civarında büyüyor ve yaprakları küçük nispeten diğer nane türlerine göre. Çiçeklerde yuvarlak top şeklinde ve sıralı bir halde sap üzerine dizilmiş. Bu şekilde bunu doğada tanıyabiliriz. Keskin bir aroma ve kokuya da sahip. En kokusu ve aroması yüksek olan yabani nane türü diyebiliriz. Yarpuz otu, bilimsel ismi Mentha pulegium olarak geçiyor. İşte arkadaşlar, doğada bunu gördüğünüzde bu şekilde tanıyabilirsiniz. Bir diğeri yabani nane olarak geçen kaba nane olarak da biliniyor. Mentha longifolia türü. Bunun da en karakteristik özelliği, yaprakları diğer nane türlerine göre biraz daha açık, grimsi bir yapıda. Çiçekler lila renkli ve sapın üst kısmında yer alıyor. Bu bitkiyi bu şekilde tanıyabiliriz. Biraz daha uzuyor. Yaklaşık olarak 70-80 santimetre boylanabilen bir özellikte. Bir diğeri de yetiştiriciliği de yapılabilen bir nane türü ama doğada da çokça bulunuyor. Kıvırcık nane dediğimiz Mentha spicata bitkisi arkadaşlar. Bu da yine çiçekleri daha seyrek yapılı ve daha uzun, yeşil renkli, testere dişli arkadaşlar. Hemen bakıyoruz yaprakları. En belirgin özelliği testere dişli olması. İşte arkadaşlar, bu 3 nane türünü doğada gördüğünüzde toplayın. Çünkü şifalı özellikleri var. Nelere faydalı? Şimdi ona bakalım. Değerli arkadaşlar, yarpuz otu öncelikle şişkinlik giderici, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi durumlarda terletici olarak kullanılıyor. Gaz giderici özelliği var. Rahim kaslarını uyarır ve adet gecikmelerini hızlandırır, teşvik eder. Aynı zamanda ateş düşürücü ve baş ağrısı giderici bir özelliğe sahip. Bu bitkiyi arkadaşlar yaprak ve çiçekleriyle birlikte dalında kurutuyoruz gölgede ve birkaç gün içerisinde kuruduktan sonra sıcak suda demleme yöntemiyle çayını yapıp tüketebiliyoruz. Yarpuz otunun bu özelliği var. Yine yoğun aromatik yapısından dolayı kurutularak, baharat olarak, aynı zamanda salatalara yeşil haldeyken de katılabiliyor yarpuz otu. Bir diğeri yabani nane. Yabani nane de arkadaşlar Mentha longifolia. Bu bitkinin de en önemli özelliği değerli arkadaşlar, antiseptik bir özelliğe sahip ve bu da sindirim üzerinde etkili. Astım tedavisinde kullanılıyor. Bütün soğuk algınlığı belirtilerine karşı kullanılabilen bir özellikte. Aynı zamanda gaz giderici, spazm çözücü etkisi bulunuyor. Baş ağrısı, ateş düşürücü ve sindirim düzensizliklerini giderici bir yapıda yabani nane bitkisi. Kıvırcık nane arkadaşlar, bahçemizde, tarlamızda yetiştiriciliği yapılan türlerden biri. Mentha spicata, bu yine Mentha piperita ile oldukça benzerlik gösteriyor. İşte bitkinin bu şekilde kullanımı mevcut. Özellikle yaprak ve çiçekleri birlikte kurutularak şifalı çay şeklinde tüketiliyor. Öksürük, soğuk algınlığı, astım, ateş düşürücü özelliklerinin yanında spazm giderici bir durumda. Mide bulantısını gideriyor arkadaşlar çayı yapılarak, tüketilip.
Aynı zamanda ağız kokusunu gidermek için de bu bitki taze yaprak ve çiçekleri ağızda çiğnenir. Kokuya sebep olan bakterileri ağızdan uzaklaştırır. Ve yine diğerlerinden farklı olarak değerli arkadaşlar, bu bitki lapa halinde yara, bere, çürük gibi cilt sorunlarına karşı da kullanılıyor. İşte doğal alanlarda yetişen birbirinden farklı ancak benzer özellikleri de olan ve gerçekten çok önemli şifaları bulunan 3 nane türünü yabani olarak sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.